Selam arkadaşlar. Yeni yılın ilk video çalışmasıyla yine bir arada birlikteyiz. Bir süredir video çekemedim bazı nedenlerden dolayı. Ama şimdiden sonra bu kadar ara vermeyeceğim. Büyük bir aksilik çıkmadıktan sonra. Şimdi bugün evimizdeki şu sandalyeleri görüyorsunuz. Şuraları kenarları sökülmüş. Kumaşı da biraz iyi gözükmüyor. Bunları yenileyeceğim. Şu boyasını değiştireceğim. Boyası da iyi değil. Böyle bir çalışma yapacağım. Silikon tabancası aldım bunun için. Şimdiye kadar hiç silikon tabancası kullanmamıştım. Onu da denemiş olacağım. Bir de şu kenarlıklar için şöyle tuhafiyeden şöyle şerit halinde satılıyor. Şöyle bir kenarlık aldım. Sandalyenin kenarlarına bunlardan kaplayacağım. Ve farklı bir kumaşla sandalyeleri kaplayacağım. Bu arada yeni yılın herkese mutluluk, sağlık, neşe getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olur inşallah. İyi seyirler şimdiden. Ay. Arkadaşlar, tadilata sokacağım iki tane sandalyemiz var. Önce zımpara yapacağım. Zımpara yoksa elinizde baş teli de kullanabilirsiniz. Bu da ince zımpara görevi görecektir. Boyayı beyaz renk boyayacağım. O yüzden zımparalarsam çok faydası olacaktır. Yani kahverengi beyaza çevirmek aksi takdirde doğru olacaktır. Evet arkadaşlar, işin en zor kısmı zımpara yanmak diyebilirim. Birazcık sıkıcı bir iş. Ama ne kadar iyi zımpara yaparsa o kadar boyamız da etkili ve güzel olur. Ben şimdi bu kadar bırakacağım. Yani yeterli gelir. Birkaç kat olmazsa fazla sürerim boyayı. Önce boya yapmaya karar verdim. Boya yaptıktan sonra kumaşı kaplayacağım. Şu kumaşları da sökeceğim. Sonra boya işlemini yapacağım. Arkadaşlar, zımpara işlemi bittikten sonra şöyle zımparanın tozunu almamız gerekiyor bir bezle boyaya başlamadan önce. Polisan X1, daha önceden de bununla bir boyama işlemi yapmıştım, dolap boyamıştım. Güzel bir boya, kaliteli bir boya. Oldukça etkili oluyor. Yine beyaz kullanacağım. Evet, sandalyemizin bir tanesini boyadım. Şu anda bir kat boya var orada. Birkaç saat sonra ya da belki de yarın ikinci katı çekeceğim. İkinci katı boyadığımda bambaşka bir hal alacak. Şu anda çok iyi gözükmeyebilir. Bu ilk kat böyle oluyor. Şimdi şöyle sünger rulo. Bu
fırçalarla yani bu fırçayla boyayınca hiç iz bırakmıyor. Zaten bu boya da fazla öyle iz bırakmayan bir boya. Bundan kullanmanızı tavsiye ederim. Bu rulo fırçanın yanaşmadığı bölgelere de böyle küçük bir fırçayla sürebilirsiniz. Şimdi yani 15 dakikada, yaklaşık 15 dakikada ilk sandalyeyi boyadım. Bir kat boya. Şimdi bunu da 15 dakikada boyarım. İkinci katlarını da 15'er dakikada boyarsam toplamda 1 saatte 2 sandalye boyamış olacağız. Arkadaşlar iki kat boyama yaptım ben. Şimdi kumaşımızı katlayacağım. Normalde bunu koltukçular, döşemeciler zımbayla zımbalarlar. Gerçi yapıştırıcı sürüp zımba yaparlar genelde. Ben zımbam yok evde. Sadece sıcak silikon kullanacağım. O yüzden de silikonu biraz bol süreceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi sıra pilelerimizi çekmeye geldi. Bunun 3 faydası olacak bize. Şu şekilde yapıştıracağız. Birincisi, hatalarımızı örtecek. Şu keserken oluşan yamuklukları falan, o hataları örtecek. İkinci neden, görüntü itibariyle daha bir estetik bir görüntü katacak. Üçüncü neden ise silikonu tam şu kumaşın bittiği yere sıkacağız. O şekilde yapıştıracağız. Bu kumaşın daha sağlam bir şekilde sandalyeye yapışmasını sağlamış olacak. Arkadaşlar, düşük maliyetle iki sandalyemizi geri dönüştürmüş olduk. İzlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız daha çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.